Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde sıvıların kaldırma kuvvetini inceleyeceğiz. Yani Arşimet ilkesi. Sıvılar katı cisimlere bir kaldırma kuvveti uygulayarak onları su veya sıvı yüzeyinde tutmaya çalışır. Veyahut da batan cisimleri yine aynı şekilde batan cisimlere bir kaldırma kuvveti uygularlar. Bu durumda kaldırma kuvveti bir sıvı içinde batan veya sıvı yüzeyinde yüzen bir cisme sıvı tarafından uygulanan kuvvete kaldırma kuvveti denir. Şimdi biz bunu şekilde ifade edecek olursak burada sıvı dolu bir kabın içine bırakılan herhangi bir cisme sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti FK'dir. Burada batan kısmın hacmini ve batan olarak ifade edecek olursak kaldırma kuvvetini ise kal eşittir ve batan çarpı d sıvı bağıntısı ile bulmuş olacağız. Evet bu durumda bu durumda sıvılar tarafından katı cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetini tekrar inceleyecek olursak F kaldırma V batan çarpı D sıvı şeklinde ifade edilir. Şimdi bir de bu cisimlerin daha doğrusu katı cisimlerin sıvı içerisindeki sıvı içerisindeki denge durumlarını, askıda kalma durumlarını ve dibe çökme durumlarını tek tek inceleyelim. İlk önce bir cisim sıvı yüzeyinde nasıl durur? Hangi şartlar söz konusudur? Onu şu şekilde bir görelim. Herhangi bir cisim sıvı yüzeyinde, sıvı yüzeyinde yüzüyor ise bu cisme yukarıya doğru F kaldırma kuvveti ve bu cismin de aşağıya doğru bir G ağırlığı vardır. Denge şartını uygulayacak olursak burada kaldırma kuvveti G ağırlığına eşittir. Böylece biz kaldırma kuvveti yerine ve batan çarpı d sıvı bağıntısını yazıp ağırlık yerine de hacim çarpı yoğunluğu yazacak olursak yani v cismin hacmi çarpı d cismin yoğunluğu. Şimdi burada batan kısmın hacmi cismin hacminden küçük olduğuna göre batan cismin hacmi cismin hacminden küçük olduğuna göre burada bir ters orantı söz konusudur. Hacimle yoğunluk ters orantılı olacağına göre o halde biz sıvının öz kütlesi, sıvının öz kütlesi daima cismin öz kütlesinden büyük olmalıdır. Baansını elde etmiş oluyoruz. O halde d cisim, d sıvı ifadelerinden de anlaşılacağı üzere eğer cisim yüzüyorsa cisimler yüzüyorsa sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden daima büyüktür ifadesini kullanıyoruz. İkinci bir durumda, ikinci bir durumda eğer cisim sıvı içerisinde tamamen batmış fakat dibe çökmemişse, dibe çökmemişse yani bu duruma biz askıda kalma durumu diyoruz. Askıdaki bir cisme yine sıvı tarafından yukarı yönde bir F kaldırma kuvveti uygulanır. Cismin de havada bir ağırlığı olduğuna göre G ağırlığı ve bu sistem dengede kaldığına göre diyeceğiz ki biz D cisim D sıvı denge şartını uygulayacağız. Yani F kaldırma eşittir G bağıntısından böylece ve batan çarpı D sıvı kaldırma kuvvetini eşittir. Oradan da ve cisim çarpı d cisim de g ağırlığına eşittir ifadesi bize karşımıza çıkar. Biz buradan batan kısmın hacmi cismin hacmine eşittir. Yani bu cismin tamamı sıvı içerisindedir. O halde batanları batan kısmın hacmiyle cismin hacmini birbirine oranladığımız zaman götürecektir. Sonuçta sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşit olacaktır ve böylece askıda kalan cisimlerin askıda kalan cisimlerin e, cisimlerde daha doğrusu sıvının e, sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine daima eşittir ifadesini elde etmiş oluruz. Bir başka ifademiz yine aynı şekilde cisim şayet tamamen sıvı içerisinde dibe çökmüşse, dibe batmışsa ve dibe değecektir bu durumda. Burada sıvı vardır, sıvı. Yine burada cisme yukarı yönde sıvı tarafından bir kaldırma kuvveti uygulanır. Ve bu cismin havada bir g ağırlığı vardır. Ancak ağırlık kaldırma kuvvetinden büyük olduğundan dibe çökmüştür. O halde biz diyeceğiz ki g ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olmalıdır. G ağırlığının yerine bu sefer V cisim çarpı V cisim çarpı D cisim büyük olmalıdır ve batan çarpı D sıvı basıncından. Cismin hacmi ile batan kısmın hacmi eşitliğinden yani cisim tamamen batmıştır. O halde bunlar birbirlerini sadeleştirirse sonuç olarak cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olmalıdır ifadesi elde edilmiş olur. Yani dibe çöken cisimlerde cismin öz kütlesi cismin öz kütlesi sıvı öz kütlesinden daima büyüktür şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi biz bu söylediklerimizi bu söylediklerimizi bir de sıvı dolu veya su dolu taşırma kabında inceleyecek olursak ilk olarak ilk olarak yüzen cisimler için elde edeceğimiz birkaç sonucu görelim. İlk önce su taşı su dolu su dolu veya sıvı dolu taşırma kabına sıvı dolu taşırma kabına bırakılan herhangi bir cisimden bahsedelim. Cismin alacağımız bu cisim eğer su dolu taşıma kabında veya sıvı dolu taşınma kabında yüzüyor ise Birinci durumda yüzüyor ise M, L cismi diyelim. Sıvı diyelim biz buraya. Buraya da D sıvı. Sıvının öz kütlesi. Şimdi buraya bakacak olursak ilk durumda cismin cisim, şuradaki cisim sıvı içerisinde bırakıldığında bu cismin kütlesi kadar sıvı taşar. Birinci durumda cismin kütlesi kadar sıvı taşar. O halde ilk durumu şu şekilde yazacak olursak M cisim, cismin kütlesi eşittir m sıvı. Sıvı kütlesi. Ama bu nasıl sıvı? Parantez içinde taşan sıvı. Yazalım taşan sıvı. Yani taşan sıvının kütlesi konulan atılan cismin kütlesine eşit olmalıdır. İkinci durum için ikinci durumda ikinci durumda taşan sıvının kütlesi cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. Yani şurada görüldüğü üzere ve batan kısmın hacmidir. Burada batan kısmın hacmi kadar sıvı taşıracağına göre taşan sıvının hacmi aynı zamanda batan hacime eşit olacaktır. Aynı zamanda batan hacime eşit olacaktır. Ve sıvının öz kütlesi de ds olacağına göre V batan çarpı ds yani yani buna uygulanan şu cisme uygulanan kaldırma kuvveti cisme uygulanan kaldırma kuvveti taşan sıvının kütlesini eşittir diyeceğiz. O halde fk eşittir taşan sıvının kütlesi m sıvı şeklinde belirtmiş olacağız. Bir üçüncü de çok önemli bir ifade aslında bu. Bu ifade bize şunu belirtiyor. Eğer bir cisim Sıvı dolu taşınma kabına bırakıldığında bu cisim yüzüyor ise kapta kesinlikle bir ağırlaşma olmaz. Kapta bir ağırlaşma meydana gelmez diyoruz. Yani üçüncü durumu kap ağırlaşmaz. Kap ağırlaşmaz ifadesini belirlemiş oluruz. Şimdi biz yine devam edelim. Askıda kalan cisimler için, askıda kalan cisimler için belirttiğimiz şu ifadede eğer yine yine alacak olursak sıvı dolu taşırma kabı ve bu kaba bırakılan bir cisim sıvı içerisinde askıda kalıyorsa cismin kütlesi m cisim d sıvı olarak belirtelim. Bir de e, bu cismin öz kütlesi D cisim. Burada sıvı şeklinde belirtelim. Şimdi bunun içine bırakılan bir cisim bu şekilde askıda kalıyorsa, askıda kalıyorsa hem kütlesi hem de hacmi kadar sıvı taşırır. Yani taşan sıvının kütlesi M cisim eşittir M sıvı ve aynı zamanda V cisim eşittir ve sıvı ifadesi elde edilmiş olur. İkinci durumda ise yine aynı şekilde taşan sıvının kütlesi yani şuraya dolan sıvının kütlesi bu cisme etki eden kaldırma kuvvetine daima eşit olmalıdır. Bir ikinci yorumumuz. Üçüncü yorumda yani bunu da yazacak olursak F kaldırma kuvveti F kaldırma kuvveti bu cisme daha doğrusu m sıvı taşan sıvının kütlesine eşittir ifadesi. Üçüncüsünde ise yine aynı şekilde atılan cismin kütlesi kadar sıvı taşıracağı için atılan cismin kütlesi kadar sıvı taşıracağı için bu kapta yine bir ağırlaşma olmaz diyoruz. Kap ağırlaşmaz. Ağırlaşmaz ifadesini burada tekrar kullanmış olduk. Evet bir üçüncü durum için tekrar inceleyecek olursak bir üçüncü durum için bunları tekrar inceleyecek olursak şu şekilde belirteceğiz Bu sefer de aynı sıvı dolu taşırma kabına bir cisim bırakıldığında bu cisim tamamen dibe çökmüşse daha önce de e, belirttiğimiz üzere dibe çöken cisimlerin ağırlıkları, Bunlara etki eden kaldırma kuvvetlerinden daima nedir? Büyüktür. Büyük olduğu için de aşağı yönlü bir kuvvet vardır. Aşağı yönlü bir büyük kuvvet vardır ve onu aşağıya doğru çekecektir. Ve sonunda dibe çökeltecektir şeklinde ifade ediyoruz. M cisim, cismin kütlesi. D sıvı, sıvının öz kütlesi. Burada tabii aynı sıvı taşacağı için sıvı diyeceğiz biz buna. Birinci durumda birinci durum bunun için özel bir birinci durum sadece cismin sadece cismin hacmi kadar sıvı taşırır. Yani ve cisim dersek ve taşan dersek o halde ve cisim eşittir ve taşan taşan hacim taşan sıvının hacmi burada cismin hacmine eşit olmalıdır şeklinde belirtiriz. Taşan sıvının kütlesi burada ise Taşan sıvının kütlesi cismin kütlesinden daha azdır. Yani demektir şudur. Burada söylenmek istenen şu, e, burada atılan cisim daha ağırdır, dibe çökmüştür ve taşırdığı su kütlesinden daha fazla ağırlığa sahiptir şeklinde bir ifade. İkinci durum için taşan sıvının kütlesi cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. Evet. Şimdi üçünü de inceledik. Üçünde de taşan sıvının kütlesi cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. Şöyle bir özelleştirme yapabiliriz. Bütün yüzen, askıda kalan ve dibe çöken cisimlerde bunlara etki eden kaldırma kuvveti taşan sıvı kütlelerine daima eşittir. Bu özelliği kullanarak birçok soruya cevap verebileceğiz diyoruz. Evet yine aynı şekilde m taşan eşittir ve kaldırma kuvveti bağıntısını görmüş oluruz. Üçüncü durumda biz daha önce yüzen ve askıda kalan cisimlerden bahsettik. Yüzen ve askıda kalan cisimlerde kapta bir ağırlaşma, kapta bir ağırlaşma meydana gelmiyordu. Çünkü kütleleri kadar sıvı taşırıyordu. Ancak burada kütlesinden daha az kütlede bir sıvı taşırma olayı gerçekleşeceği için ki biz bu durumda diyeceğiz ki kap ağırlaşır. Burada diyeceğiz ki kapta ağırlaşma meydana gelir, kap ağırlaşır diyoruz. Böylece biz yüzen, askıda kalan, e, yüzen, askıda kalan ve dibe çöken cisimlerin sıvı tarafından bu cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri ve bunların ortaya çıkardığı bir takım özellikleri tek tek incelemiş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi, bu öğrendiklerimizi bir soruyla tamamlamaya çalışalım. Sorumuz şu. Üç cisimde taşırdıkları sıvıların ağırlıkları eşit olduğuna göre. Bakın, burasını bir açıklayalım. Üç cismin de taşırdıkları, sıvı, taşırdıkları sıvıların ağırlıkları eşit olduğuna göre. Demek ki taşan sıvı kütleleri her üçünde de aynıdır. Ve diyor ki, Kaldırmak kuvvetleri, kaldırma kuvvetleri fx büyüktür, fy eşittir, fz şeklinde mi sıralanır? 2. Cisimlerin kütleleri mz büyüktür, mx eşittir, my şeklinde mi sıralanır? Üçüncüsünde x cisminin hacmi en büyüktür. x cismin hacmi en büyüktür ifadelerinden hangileri doğrudur sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Şimdi bu durumları tek tek inceleyelim. O halde biz bu şekli bir kere daha tahtada görecek olursak şurada sıvı, sıvı ve bir x cismi, x cismi, y cismi askıda, bir de z cismi yine askıdadır. Taşırdıkları sıvı kütleleri eşittir. Yani şöyle diyeceğiz M x'in taşırdığı sıvı kütlesi eşittir MY'nin taşırdığı sıvı kütlesi o da eşittir MZ'nin taşırdığı sıvı kütlesidir. Şimdi bu durumda bu durumda biz birinci şıkka bakacak olursak birinci şıkta kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki doğru mu veya yanlış olduğu soruluyor bize. O halde biz bu kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişkiyi şu şekilde belirteceğiz. Bu sıvıların ne olursa olsun yüzüyor askıda veya dibe çökmüş olsun önemli değil. Bunlara etki eden kaldırma kuvvetleri taşırmış oldukları sıvı kütlelerine daima eşittir. Bakın tekrar ediyorum. Bunlara etki eden kaldırma kuvvetleri taşırmış oldukları sıvı kütlelerine eşittir. O halde sıvı kütleleri eşitse bunlara etki eden kaldırma kuvvetleri de ne olmak zorundadır? Fx eşittir. Fy eşittir. Fz olmalıdır. Şıklara baktığımız zaman bir, birinci şık e, yanlıştır. Birincisi yanlış olarak ifade edilmiştir. İkincisine bakalım. Cisimlerin kütleleri mz büyüktür mx eşittir my şeklinde mi sıralanır sorusu. Yine aynı şekilde burada x cismi kütlesi kadar sıvı taşırır. Bakın x cismi yüzüyorsa kütlesi kadar sıvı taşırır. İkincisinde Y cismi askıdaysa hem kütlesi hem hacmi kadar sıvı taşırır. Üçüncüsünde, üçüncüsünde ise Z cismi, Z cismi yine hem hacmi hem de kütlesi kadar sıvı taşırır. O halde taşan kütleler eşitse bunların X, Y ve Z'nin kütlesi de ne olmak zorundadır? İkincisinde de MX eşittir, MY eşittir, MZ olmalıdır. Diğer bir çözüm şekli de şöyle ifade edilebilirdi. Ne denirdi? Üçü de denge konumundadır. Dengede ise bunlara etki eden kaldırma kuvvetleri bunların ağırlıklarına eşittir. O halde birinci durumda yazdığımız kaldırma kuvvetleri eşitliği aynı zamanda kütle eşitliğini getirmektedir. Üçüncü ifademiz şuydu. X cisminin hacmi en büyüktür. Bakın Bunların taşırmış kütleleri eşit olduğuna göre, bu cisimlerin kütleleri eşit olduğuna göre, bu üçünün de kütleleri eşitse taşırmış oldukları hacimler de yine aynı şekilde eşit olmak zorundadır. Bu tamamı battığında hacim taşırır, z de tamamı battığında hacim taşırır ancak bu yarısı veya bir kısmı battığında hacim taşırdığına göre en büyük hacim x cisminde vardır diyoruz. O halde X, X cisminin hacmi en büyüktür şeklinde ifade ediyoruz. Evet, bir başka soruya geçecek olursak. Bir başka soruda yine aynı şekilde sıvı dolu taşırma kabı bir eşit kollu terazi ile dengelenmeye çalışılmış şekli bu şekilde ifade edelim. Sorumuz şu, şekildeki eşit kollu terazide akma düzeyine kadar sıvı dolu... Taşma kabı m kütleli cisim ile dengelenmiştir. Taşma kabına 1 x cismi bırakıldığında sıvı akışı bittikten sonra sıvı akışı bittikten sonra dengenin bozulmadığı gözleniyor. Evet, dengenin bozulmadığı gözleniyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır ifadesini. Şimdi biz bu teraziyi tekrar şu şekilde basit bir şekilde tahtada görelim. Ve bunun üzerinde konuşalım. Evet burada yine su dolu bir sıvı dolu bir taşırma kabı mevcut. Şimdi burada ise burada ise bir M kütleli cisim vardır. Eşit kollu terazi örneği aslında. Evet bir X cismi var. Burada bir X cismi var. Bu X cismi Buradaki sıvı dolu taşırma kabına bırakıldığında, sıvı dolu taşırma kabına bırakıldığında tabii ki dışarıya sıvı taşıyacaktır. Taşan sıvı dışarıya akmaktadır. Ve dengenin bozulmadığı görülmektedir. O halde şunu ifade edeceğiz. Kapta bir ağırlaşma olmaz. Kapta ağırlaşma olmuyorsa bu cisim ya yüzüyordur ya da askıdadır ifadesini kullanacağız. Yüzen cisimler için ve askıda kalan cisimler için özelliklerimizi kullanmaya çalışacağız. Şıklara bakacak olursak A şıkkında hangisi kesinlikle yanlıştır deniyor. Onu göreceğiz. X cisminin öz kütlesi sıvınınkine eşittir. Evet, X cisminin öz kütlesi arkadaşlar sıvınınkine eşit olabilir. Çünkü askıda olabilir bu cisim veya ne demiştik? Yüzüyor da olabilir demiştik. Bu doğru olabilir. Yanlış değildir. X cisminin öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür. Yüzüyorsa arkadaşlar X cisminin öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür. Bu ifade de doğru olabilir. Çünkü ya yüzüyordur ya da askıdadır şeklinde belirtmiştik. C şıkkında X cisminin kütlesi, kütlesi taşan sıvınınkine eşittir. Evet bu kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Bu soruyu hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş olsalardı doğru cevabı C şıkkı olarak işaretleyebilirdik. Ancak burada yanlış olanı sormuşlar. X cisminin kütlesi taşan sıvınınkine eşittir. Çünkü bunlar bu cisimlerin kütleleri taşan sıvının kütlelerine daima eşit olmalıdır. Yüzen ve askıda kalan cisimler için. D şıkkında ise X cisminin hacmi taşan sıvının kine eşittir. Evet bu cisim hangisi için bahsediliyor burada? Burada bahsedilen Tamamen batmış, askıda kalmış cisimler için bahsedildiğinde bunun hacmi kadar hacimde sıvı taşar ifadesi doğru olabilirdi. E şıkkına baktığımız zaman x cisminin kütlesi taşan sıvınınkinden küçüktür ifadesi yanlıştır diyoruz. Evet böylece e, doğru cevap E seçeneğidir. E, şeklinde belirlemiş oluruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu bölümde e, kaba bırakılan veya sarkıtılan bir cisim, daha doğrusu sıvı dolu taşıma kabına sarkıtılan bir cisim veya sıvı dolu taşıma kabının tabanına bağlanan herhangi bir cisim üzerinde konuşacağız. Öncelikle bunu tahtada şu şekilde görecek olursak, sıvı dolu bir kap. Ve bu kaba tavana bağlanmış bir cisim sarkıtılmaktadır. İpte bir T gerilme kuvveti oluştuğuna göre ve bu cismin aşağıya doğru bir G ağırlığı vardır. Bu ağırlık havadaki ağırlıktır. Aynı şekilde sıvı içerisinde olduğu için bu cisme yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. Uygulanan bu kaldırma kuvvetinin etkisiyle şekildeki gibi dengede kaldığına göre ve burada D cisim ve D sıvıdan bahsedelim ve dengede kaldığına göre bu durumda denge şartını yazacak olursak denge şartı şunu ifade ediyor bize. Yukarı yönlü kuvvetler aşağı yönlü kuvvetlere eşit olmalıdır şeklinde bir ifade. Bu durumda Arkadaşlar G ağırlığı G ağırlığı buna uygulanan kaldırma kuvvetinden daha büyüktür. Eğer bu sistem serbest bırakılırsa bu ne yapacaktır? Direkt dibe çökecektir ifadesini kullanmış oluruz. Böylece bu ifadeden şunu çıkarıyoruz aslında. Şunu çıkarıyoruz. D cismin öz kütlesi D sıvının öz kütlesinden daima büyüktür. Dansını Böylece elde etmiş oluruz. Aslında burada çok önemli bir husus var. Şimdi birçok e, soruda veya birçok e, bilgide şu noksanlık vardır, bu eksiklik vardır. O eksikliği görelim. Biz o eksikliği şu şekilde tamamlayalım. Şimdi bu cismi bu sıvın içerisine sarkıttığımız zaman kapta bir ağırlaşma meydana gelir mi gelmez mi? Kapta bir ağırlaşma meydana gelir. Yani kapta bir ağırlaşma oluşur ve bu ağırlaşma bu cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. O halde biz şu şekilde bir uyarıda bulunalım. Kapta meydana gelen ağırlaşma cisme uygulanan kaldırma kuvvetine daima eşittir bağıntısını, ifadesini burada vermiş olalım. Evet bir başka şekil, bir başka şekil Görüldüğü üzere burada herhangi bir sıvı dolu bir kabın tabanına bağlanan bir katı cismin üzerinde duracağız ve bununla ilgili konuşacağız. Şimdi buradaki katı cismi katı cisim tarafı yani sıvı tarafından yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. FK uygulanan bu kaldırma kuvvetini bir şekilde aşağıya doğru bir g ağırlığıyla dengelenmeye çalışılır. Ancak bu kaldırma kuvveti o kadar büyüktür ki yani F kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyüktür ki ipte bir gerilme oluşmuştur. O halde biz bu ifadede yine sistem dengededir, hareketsizdir. Sistem dengede olduğuna göre denge bağıntısını yazacak olursak F kaldırma kuvveti yukarı yönlü bir kuvvet eşittir aşağı yönlü kuvvetlere G artı T bağıntısını yazmış oluruz. Bu durumda kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyükse ve sıvının katı cisminde tamamı batmışsa o halde biz şunu ifade etmiş olmalıyız d sıvı Sıvının öz kütlesi büyük olmalıdır. D cisim cismin öz kütlesinden ifadesi ortaya çıkmış olur. Böylece aslında e, burada kaptaki ağırlaşma sorsalar bize, kapta meydana gelen ağırlaşmayı sorsalar biz deriz ki, evet kapta bir ağırlaşma vardır. Ne kadardır bu ağırlaşma? Cismin ağırlığı kadar, cismin kütlesi kadar bir ağırlaşma vardır diyoruz. Evet. Şimdi bu söylediklerimizi bir örnekle pekiştirecek olursak örnek şu. Örnekte deniyor ki bize öz kütleleri x dx dy olan x ve y cisimleri öz kütlesi dz olan bir sıvı içerisinde dengedeyken ipte de gerilme kuvveti oluşmaktadır. Evet. Görelim bunu. Bir sıvı içerisinde bir cisim, ona bağlı başka bir cisim, ikisi de askıda kalmakta. Şurada bir ip var ve ipte oluşan gerilme kuvveti sıfırdan farklı. Z sıvısı var, öz kütlesi DZ. X cismi var, öz kütlesi DX. Y cismi var, öz kütlesi DY'dir. Gerilme kuvveti oluşmaktadır. Buna göre 1. dz büyüktür dx. 2. dz büyüktür dy. 3. dx büyüktür dy ifadelerinden hangileri doğrudur ifadesini bulmaya çalışalım. Şimdi burada biz ipte bir gerilme kuvveti oluşuyorsa şöyle ifade edebilir miyiz acaba? Bu cisim aşağıya doğru inmeye çalışıyordur. Daha doğrusu Y cismi dibe çökmeye çalışmak istemektedir. Bunu engelleyen X cismi vardır. O da yukarıya doğru çıkmaya çalışmak istemektedir. Ve bu cisim bu durumda biz şuradaki ipi koparacak olursak şekil aynen tahtadaki gibi olacaktır. Yani X cismi yüzeye çıkmak isteyecek, Y cismi de tamamen dibe çökmek isteyecek. Ve DZ, D, z sıvısı DX cismi DY cisminin öz kütlesi olmak üzere. E şimdi biz daha önce öğrendiklerimizi buraya uygulayacak olursak eğer cisim yüzüyorsa cisimler sıvı içerisinde yüzüyorlarsa o zaman diyeceğiz ki biz sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinde ne olmak zorundadır? büyük olmak zorundadır. Sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük olmak zorundadır. Ve aynı şekilde bir cisim dibe çökmüşse, dibe çökmüşse dibe çöken cismin öz kütlesi daima sıvının öz kütlesinden büyük olmak zorundadır. Bir diğer kıyaslamamızda şu olmalı. X ve Y cisimleri için o halde Y cisminin Y cisminin öz kütlesi X cisminin öz kütlesinde ne olmalıdır? Daha büyük olmalıdır. Bu durumda şıklara bakacak olursak Z X'ten büyük. Evet doğrudur. Birincisi doğrudur. Z Y'den büyüktür. Hayır değildir. Y Z'den büyüktür. Bir diğer şıkkımız ise X büyüktür. Y'dir. X Y'den X Y'den büyük değildir. Küçüktür. O halde doğru cevap A seçeneğindeki gibidir diyoruz. Evet. Bir başka soruya geçecek olursak. Şimdi bu soruda e, gene ilginçtir. Burada sıvı yoktur. Ama e, burada fanusun içinde havasız bir fanus ve daha sonra doldurulmak istenmiş bir havayla doldurulmak istenmekte. Ve doldurulan bu havanın bu cisimlere uygulayacağı kaldırma kuvvetleri üzerinde durulmaktadır. Şimdi biz sadece şu ana kadar tabii ki gördüğümüz ifadelerde ifadelerin hepsinde sıvı tarafından katı cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri üzerinde durmuştuk. Ancak yoğunluğu olan gazlar da yani gazların tamamında tabii ki vardır e, yoğunluğu olan gazların cisimlere daha doğrusu katı cisimlere uygulamış olduğu kaldırma kuvvetlerinden de bahsetmek durumundayız. Böylece biz cam fanus içerisinde alınmış eşit kollu terazi örneğinde görüldüğü üzere şekildeki havasız ortamda bulunan sistemde 4 V hacimli X cismi ile V hacimli Y cismi dengededir. Musluk açılarak içeriye hava girmesi sağlanırsa bu sistemle ilgili olarak bu sistemle ilgili olarak bir takım bilgiler verilmiş bize. Bu bilgilerden birincisi şu. Her iki cisme etki eden yer çekimi kuvveti aynıdır. 2. Y cismi ok yönünde dönerek denge bozulur. Üçüncüsü sistemin dengesi bozulmaz. Şeklinde yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bir soru. Şimdi soruya şekil olarak tekrar bakacak olursak 4 V hacimli X cismi ile X cismi ile Burada V hacimli V hacimli Y cismini alalım. D uzunluğunda yani bu bir eşit kollu terazi örneğidir aslında. Ve e, burada bir musluk vardır. Bu musluktan şu anda havasızdır bu. Havasız ortam ve bu muslukta yapılan deneyde içeriye hava alınmak istenmekte. Şimdi bizim ilk şıkkımıza geri dönecek olursak Birincide bize deniyor ki her iki cisme etki eden yer çekimi kuvveti aynıdır. Şimdi havasız ortamda buranın yani bu iki cismin x ve y cisimlerin kütleleri aynı olduğuna göre kütleler, kütleler aynıysa mx eşittir my, havalı veya havasız ortamda yer çekimi kuvveti yine aynı olmalıdır. Yine aynı ise o zaman birinci seçenek doğrudur. Yani her iki cisme etki eden yer çekimi kuvveti aynıdır. Havasız ortamdan içeriye hava alınması ile ilgili e, havalı bir ortama geçtiğinde de yine aynı yer çekimi kuvveti uygulanır. İkinci durumda Y cismi ok yönünde dönerek dengesi bozulur. Ok yönü olarak ifade ettiğimiz yön şudur. Asıl önemli olan burada bizim anlattıklarımızı özetleyecek bir ifade şu şıktadır. Aslında diyoruz ki hava alındığında havasız bir ortamda bu şekilde duruyorsa içeriye hava alındığında havanın yoğunluğundan dolayı şuradaki cisimlere bir kaldırma kuvveti uygulanır. Uygulanan kaldırma kuvveti ifademiz şu değil miydi? F kaldırma kuvveti ve batan çarpı D sıvı bansıyla bulunurdu. Yani D sıvı burada sıvı değil de şurayı gaz olarak ifade edecek olursak gaz tarafından batan cismin hacmine bir kuvvet uygulanır. O halde buraya uygulanan kuvvet daha büyük olmalıdır. Değil mi? Bu durumda diyeceğiz ki biz F kaldırma kuvveti X cismine uygulanan kaldırma kuvveti Y cismine uygulanan kaldırma kuvvetinden büyük olduğu için bu ok yönünde dengesini bozar diyeceğiz. Sistemin dengesi bozulmaz. Zaten ok yönünde denge bozulduğunu ifade ettikten sonra üçüncü seçenek yanlıştır ifadesi. Böylece doğru cevap E seçeneğindeki gibidir diyoruz. 1992'de sorulmuş bir soru. Soru şu. İple birbirine bağlı X, Y ve Z cisimleri bir sıvı içerisinde serbest bırakıldıklarında şekildeki konumda dengede kalıyor. Evet şekildeki konumda dengede kalıyor. İplerdeki gerilmeleri eşit ve sıfırdan farklı olduğuna göre cisimlerin hangilerinin öz kütleleri sıvı öz kütlesine eşittir şeklinde bir soru. Şimdi biz tahtada bu şekli tekrar görelim. Bu şekilde görüldüğü üzere şu iplerde T kadar ve T kadarlık bir gerilme kuvveti vardır. X cismi, Y cismi ve Z cismi. Burada X cismine yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. Evet, X cismine yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. X cisminin aşağıya doğru bir G ağırlığı vardır. Birinci cisim için alacak olursak, birinci cisimde, birinci durum için diyeceğiz ki, G ağırlığı artı T gelmesi eşittir F kaldırma kuvvetine. E bu durumda yazmıştık, daha doğrusu söylemiştik. E, dibe, dibe bağlanan bir cismin tamamen dibe bağlanan bir cisimde sıvının öz kütlesi daima cismin öz kütlesinden büyük olmalıydı. O halde biz ne diyoruz biz burada? X cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. Yani ds büyüktür, dx'tir birinci durum için. İkinci duruma geçmeden önce yine aynı şekilde aşağıya doğru bağlanmış olan veya aşağıya sarkıtılan bir cisimden bahsedecek olursak şöyle diyeceğiz. Bu cismin zaten bir kendi ağırlığı var aşağıya doğru. Bu cisme sıvı tarafından uygulanan bir kaldırma kuvveti var FK ve Sonuç olarak yazacak olursak, üçüncü durumu yazacak olursak ve diyeceğiz ki kaldırma kuvveti artı ipteki gerilme eşit olmalıdır G ağırlığı. Bu durumu da daha önceki bölümde size belirtmiştik. Neydi ve e, bu durum için cismin öz kütlesi bu sefer sıvının öz kütlesinden büyüktür. O halde biz ne diyeceğiz burada? D cisim daha doğrusu DZ diyelim biz buna. DZ büyük olmalıdır. D sıvının öz kütlesinden. Sıvının öz kütlesine henüz eşitliği yakalayamadık. Üçüncü durumda, üçüncü durum için alalım. Yani Y cismi için alalım. Y cismine yukarıya doğru bir F kaldırma kuvveti uygulanır. Aşağıya doğru bir G ağırlığı uygulanır. Ve Şurada görüldüğü gibi bakın şurada şurada görüldüğü üzere Y cismine uygulanan tüm kuvvetlerin denge şartını yazacak olursak Y cismine uygulanan tüm kuvvetlerin denge şartını yazacak olursak yukarı yönlü kuvvetler T artı F kaldırma eşittir. Aşağı yönlü kuvvetler yani burada bir T var bir de G var. T artı G Sonuçta T'ler sadeleşecek. F kaldırma kuvveti G ağırlığına eşittir. Bu durumda bu cisimle sıvı arasındaki öz kütle bağıntısı nasıldı? Öz kütle bağıntısı şu şekilde idi. O öz kütle bağıntısını D cismin öz kütlesi daima D sıvının öz kütlesine eşittir. Yani DY eşittir DS bağıntısını elde etmiş oluruz. Ve doğru cevap B seçeneğindeki gibidir deriz. Evet. Bir başka soruya geçecek olursak, bir başka soruda şu şekilde ifade edilmiş bir soru. Esnemeyen bir ipin ucuna bağlı, çok önemli, esnemeyen bir ipin ucuna bağlı bir cismin içinde bir cismin bir miktar su dolu kabın tabanına bağlı iken şekildeki gibi durmaktadır. Ve sonra şekli çizecek olursak, şekli tahtada görelim. Bir musluk var, bir cisim bir yaya bağlı olacak şekilde sarkıtılmış bir ip var. Ve sıvı yüzeyi Tamamen cismi kapatacak şeklinde değil. O halde biz sorunun soru şekline bakacak olursak, cismin yarısı su içindeyken ip gerilmesi T ip, yay gerilmesi T yay olmaktadır. M musluğu açılıp su ile tamamen doldurulunda ipi geren kuvvet T ip ve yaydaki gerilme T yay nasıl değişir şeklinde bir soru tahtaya dönecek olursak. Evet burada şu an şuraya kadar sıvı vardır. Ve bu cisim üzerine etkiyen kuvvetleri tekrar inceleyecek olursak yay tarafından bu yukarıya doğru çekilmeye çalışılmakta. F yay diyelim yay tarafından yukarıya doğru çekilmeye çalışılmakta bir yay gerilmesi oluşmakta burada. Ve ipte bir T gerilmesi var o halde buna da T ip şeklinde ifade edeceğiz. Yarısı battığı için sıvı tarafından buna uygulanan bir kaldırma kuvveti var. Bakın yarısına uygulanan yarısı batmış şeklinde olduğu halde buna uygulanan bir kaldırma kuvveti var. Ancak soruda biz diyoruz ki biz bunu şöyle kırmızıyla belirleyelim. Tamamını dolduracak şeklinde, şekilde şekilde Sıvı konulursa ne olacaktır? Şuradaki cismin tamamı batmış olacaktır. O halde şöyle bir ifademiz vardı hatırladığımız üzere Fk eşittir V batan çarpı D sıvı. Bakın, sıvı öz kütlesi sabit. Sabit. Batan kısmın hacmi artarsa buna uygulanan kaldırma kuvveti de ne yapacaktır? Artacaktır. Doğru orantı var. O halde şuradaki FK ne yapacaktır? Artacaktır. F kaldırma kuvveti artarsa şu ip daha çok gerilecek ve ne olacaktır burası? Artacaktır. Ancak burada bu artarken ip bir lastik olmadığı için, daha doğrusu bir esnek ip olmadığı için yukarıya doğru hareketi söz konusu olmayacak. Tabii ki bu olduğu yerde kalacak olduğu yerde kaldığı için de yayda herhangi bir değişiklik olmayacak. O halde ne diyeceğiz? Yaydaki gelinme ne yapacak? Değişmeyecek diyeceğiz. Yani yaydaki gelinme kuvveti böylece değişmeyecek şeklinde ifade etmiş oluruz. Şimdi biz böyle bir sorunun değişik bir şeklini sınavında görmüştük. Burada bu sefer şekli şöyle çok basit bir şekilde görelim. Bir cisim vardı. Şurada bir cisim vardı. Şurada bir e, yayla bağlanmıştı. Şurada bir iple ne yapmıştır? Bağlanmıştı. Ve sıvıyla tamamen doluydu. Ve burada bir musluk. Burada sıvı tamamen dolu. Şimdi ÖSS sorusuydu. Sıvıyla şurada tavana bağlı. Şurada yay, şurada ip vardı. Bu durumda bu sistem dengedeydi. Musluk açılıp su kırmızıyla çizdiğim yere kadar boşaltıldığında ipteki gerilme ve yaydaki gerilme nasıl değişir şeklinde bir soru sormuşlar. O halde biz buna benzettiğimiz bu soruyu bu şekilde tekrardan bir inceleyelim. Bakın. Sıvı boşaldığı zaman şu cisim üzerine etkiyen bakın başlangıçta sıvı varken bir kaldırma kuvveti vardı. Fakat sıvı boşaltıldığında buraya kadar geldiğinde sıvı tarafından bir kaldırma kuvveti uygulanır mı? Uygulanmaz. O halde bu cismin ağırlığı ne olacaktır böylece? Daha fazla olacaktır ve ip daha fazla gerilecektir. O zaman ip gerilmesi ne yapacaktır burada? Artacaktır diyoruz. İp gerilmesi artacak olursa aşağıya doğru sarkmaya çalışacak. Ancak buradaki ip esnek olmadığı için, ip esnek olmadığı için aşağıya doğru inemeyeceğine göre yayda da herhangi bir etkide bulunamayacak. Yay gerilmesi ne yapmayacak? Değişmeyecek şeklinde ifade ederiz. Değişmez deriz. Evet bu durumda doğru cevabımız D seçeneğindeki gibidir. Yani ipteki gerilme artar, yay gerilmesi değişmez şeklinde belirlemiş oluruz. Evet, şimdi de yine e, bir soru. Yine sıvıların kaldırma kuvvetiyle ilgili çözmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Birbirine karışmayan. Önce şekli şöyle bir açıklamaya, anlamaya çalışalım. Birbirine karışmayan D ve 3D özkütleli sıvı içerisine bırakılan herhangi bir cisim, öz özkütlesi D cisim olan herhangi bir cisim, e, cisim şekilde dengede durmaktadır. Sorumuz şu. Önce tahtada bu şekli tekrar görmeye çalışalım. Burada cismin 3 bölmesinden 2 bölmesi 3 D özkütleli sıvı içerisinde 1 bölmesi D özkütleli sıvı içerisinde ve cismin D cisimle ifade edeceğimiz bir özkütlesi var. Soru şu. Şekilde kapta bulunan ve birbirine karışmayan D ve 3 D özkütleli sıvı içerisine bırakılan cisim şekildeki gibi kalmaktadır. Bu durumda buna göre cismin öz kütlesi kaç D'dir sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Şimdi bakın öncelikle bu cisim üzerine etki eden kuvvetleri tek tek işaretleyelim tahtada. Birincisi şu burada bir bölmesine daha doğrusu şöyle bir hacim bölmelendirelim hacimle bölmelendirelim. Birinci bölmenin hacmi V, İkinci bölmenin hacmi de V, üçüncü bölmenin de hacmi V olsun. Birinci bölmeye D yoğunluklu sıvı tarafından uygulanan bir kaldırma kuvveti var. Buna F, F, K, 1 diyelim. Sonra ikinci ve üçüncü bölmeye şöyle alalım. İkinci ve üçüncü bölmeye 3D yoğunluklu sıvı tarafından uygulanan başka bir kaldırma kuvveti var. O da F, K2 olsun. Ancak bu cisim bu şekilde dengede ise bu cismin aşağıya doğru tabii ki yer çekimi kuvveti vardır. Yani ağırlığı vardır. Bu ağırlığı da biz ne diyelim? G diyelim. Yine denge şartını kullanacağız. Denge şartı neydi? Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağı yönlü kuvvetlerin toplamına daima eşit olmak zorundaydı. O halde biz yukarı yönlü kuvvetlerin toplamını yazalım, Fk1 diyelim, Fk1 artı Fk2 eşittir G'dir. Değerlerini ne yazacak olursak, yani yani birinci cisim olarak ifade ettiğimiz üstteki bölmeye uygulanan kaldırma kuvveti neydi? O bölmenin sıvı içerisindeki hacmi V kadardı yazdık bu hangi sıvı içerisindeydi d yoğunluklu sıvı içerisinde d dedik artı ikinci bölme yani 2v hacimli bölme hangi sıvı içerisindedir 2v hacimli bölme 3d yoğunluklu sıvı içerisindedir eşittir toplam hacim ne kadardır neyin toplam hacmi bu cismin toplam hacmi ne kadardır 3v kadardır ve bu cismin öz kütlesini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. D cisim. Bu G'yi nereden yazdık? Şöyle bir okla belirtelim. Bu G'yi aslında D eşittir. M bölü V bansından yazdık. Yani bu neydi? Öz kütleydi. Buradan da kütleyi çekecek olursak V çarpı D şeklinde belirtmiştik daha önceki bölümlerimizde. O halde biz burada bunun yerine yazacak olursak. Bakın burada ortak olanları aslında şey 3 kere 2, 2 6 1 7 7 v çarpı d eşittir. 3 v çarpı d cisimden bahsedelim. Buradan v'ler gitti. Sonuçta cismin öz kütlesi eşittir. 7 bölü 3 d şeklinde ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Ve doğru cevap b seçeneğindeki gibidir diyoruz. Evet, bir başka soru. Bu soruda e, yine sıvıların kaldırma kuvvetiyle ilgili bir soru. Şimdi soru şu. Bir kapta katı kalay eritilmiş bir kapta katı kalay eritilmiş kalay içeren içerisine daldırılıp bırakıldığında tümüyle dibe batıyor. Tümüyle dibe batıyor. Buna göre kalay eridiğinde bir, öz kütlesi azalır. İki, kütlesi azalır. Üç, hacmi artar ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş bir soru. Şimdi biz bunu yine şeklen ifade edelim. Daha görsel olması açısından. Şimdi bir eritilmiş bir sıvı kalay var burada. Kalay sıvısı diyelim. Sonra bu kalay sıvısı içerisine bırakılan bırakılan katı bir kalay şöyle diyelim. katı kalay bırakıldığında dibe çöktüğü söyleniyor. Bize dibe çöktüğü söyleniyor. Daha önce öğrendiklerimizi şöyle bir tekrarlayalım. Nedir öğrendiklerimiz? Bir cisim, katı bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında dibe çöküyorsa bu bırakılan cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden nedir? Daha büyüktür şeklinde belirtiriz. Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. O halde o halde diyeceğiz ki biz burada buna göre kalay eridiğinde öz kütlesi azalır. Bakın, katı kalay sıvı içerisinde batıyorsa o zaman katı cismin öz kütlesi sıvınınkinden büyük olduğuna göre erimesi durumunda erimesi durumunda öz kütlesi azalır ifadesini doğru olarak belirlemiş olacağız. Şimdi bir maddenin, bir maddenin kütlesi değişmez. Yani e, kütle değişmeyen madde miktarıydı. Değil mi? m eşittir v çarpı d şeklinde belirtecek olursak kütleyi. Bir maddenin kütlesi bakın burada nedir? Sabittir diyoruz. Kütle sabit. Öz kütle eğer azalıyor ise azalıyor ise o zaman şuradaki hacimle ters orantılı olduğuna göre Çarpımları bir sabite eşit olan ifadeler ters orantılıdır. O halde buradaki V hacmi ne yapar? Artar diyoruz. Hacim artar. E öz kütlesinin de zaten değişmediğini söyledik. Çünkü değişmeyen madde miktarı da kütle değişmiyor. Hacim artıyor. O halde doğru seçenek D seçeneğindeki gibidir. Yani 1 ve 3 şeklinde ifade etmiş oluruz. Evet. Bir başka soru. Bu soruda yine X ve Y kesik koni ve X ve Z kesik koni ve Y küresi bir sıvıda yarı yüksekliklerine kadar batacak şekilde dengede kalmaktadır. Evet, şekli bir kere daha görelim. Hacimleri eşit olan cisimlerin kütleleri Mx, My ve Mz arasında nasıl bir ilişki vardır? Altı çizilmiş, hacimleri eşit. Biz bunları tekrardan tahtada bir kere daha görelim. Şu şekilde bir x cismi görüyorsunuz. X cismi. Küresel bir y cismi. Yine bir kesik koniden oluşmuş bir Z cismi. Evet X ve Z cisimleri kesik koni. Kesik koninin özelliği bir tarafına doğru gidildikçe azalan veya diğer tarafına doğru gidildikçe artan bir şekil. Bu aslında önemli. Şimdi bu cisimlerin tamamının hacimleri eşitse yazıyorum hacimleri eşittir hacimleri eşittir. O halde cisimlerin kütleleri arasındaki ilişkileri belirteceğiz. Hacimleri eşitse bir kere bu cisimlerin aşağıya yukarıya doğru bu cisimlere yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. Cisimlere yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. Şimdi uygulanan kaldırma kuvvetleri F, K, X. Ve bunun aşağıya doğru bir M, X kütlesi vardır. Buna uygulanan kaldırma kuvveti F, K, y. Aşağıya doğru F, M, Y kütlesi vardır. Yine aynı şekilde F, K, Z. Aşağıya doğru M, Z kütlesi vardır. Şimdi bakalım buraya. Biz eğer kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişkileri bulabileceksek böylece kütleleri arasındaki ilişkiyi de rahatlıkla belirlemiş olacağız. Bunu nasıl bulacağız? Şimdi bakın bunların tamamının hacimleri eşitse şekilde de çok rahat bir şekilde görülmekte. Bakıyorsunuz X sıvısının batan hacmi fazladır. Yazalım birinci durumda X sıvısı daha çok batmıştır. Daha çok batmıştır diyoruz. Evet, daha çok battığına göre, daha çok battığına göre buna uygulanan kaldırma kuvveti diğerlerinden daha fazladır. O halde buna uygulanan kaldırma kuvveti daha büyükse FKX büyük olacaktır. Şimdi şu ikisini kıyaslayacak olursak. Burada kürenin yarısı batmıştır. Ancak burada z konisinin, z konisinin yarısından daha az bir kısmı batmıştır. Batan hacimlerle kaldırmak kuvvetleri doğru orantılı olacağına göre, o halde burada nedir? F, Fky de büyük olmak zorundadır. F, Fkz diyoruz. Ve sonuç itibariyle bu cisimler dengede kaldıklarına göre bunlara uygulanan kaldırma kuvveti bu cisimlerin kütlelerine eşit olmak zorundadır. Sonuç mx kütlesi büyüktür y kütlesinden o da büyüktür mz şeklinde ifade etmiş oluruz. Ve böylece doğru cevap e seçeneğidir diyoruz. Evet. Buna benzer bir soruda şekilde görülmekte. Şimdi burada burada yine aynı şekilde sıvılara cisimlere uygulamış olduğu kaldırma kuvvetlerini inceleyeceğimiz ve bu kaldırma kuvvetlerini ifade edeceğimiz bir soru. Şimdi soruda kütleleri eşit k, l ve m cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir çizecek olursak çizecek olursak bir K cismi küre şu şekilde batmıştır. Sonra bir L cismi bu şekilde batmıştır. Sonra da bir M e cismi bu şekilde ifade edilmiştir. Buna göre diyor hacimleri arasındaki ilişki nasıldır? Buna göre hacimleri arasındaki ilişki nedir? Şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi bakın. Başlangıçta bize demişlerdi ki soruda kütleleri kütleleri eşittir. Kütleleri eşittir. Şimdi bakın, üçünün de ortak bir özelliği vardır. Bu ortak özellik şudur. Bu cisimlere bakın K ve L cismi nedir? Yüzmekte. M cismi ise askıda kalmaktadır. Bunların üçünün de ortak özelliği, ortak özelliği K e, cismi, L cismi ve M cismine uygulanan kaldırma kuvvetleri eşittir. O halde bunları tek tek yazalım. Nereden bu eşitlik ortaya çıktı sorusuna FK eşittir FL eşittir FM. Neden eşittir? Ee, kütleleri eşittir çünkü askıda veya yüzen cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri bu cisimlerin ağırlıklarına veya kütlelerine eşittir. O halde FK eşittir FL eşittir FM bağıntısını elde etmiş oluruz. Şimdi biz hacimleri sorulduğuna göre biz hacimleri sorulduğuna göre şu şekilde ifade edelim: Batan kısmın hacmi, bunun yarısı batmıştır. Bakın yarısı batmıştır. Bunun ise yarıdan çoğu batmıştır. Yarıdan daha fazla batmıştır. Bunun da tamamı batmıştır. Tamamı batmıştır diyoruz. Tamamı batmıştır. O halde, o halde şöyle ifade edecek olursak ve k, k'nın batan kısmının hacmi çarpı D sıvının öz kütlesi hepsinde var. Eşittir. Ve L, L'nin batan kısmının hacmi çarpı D. O da eşittir. Ve M, M'nin batan kısmının hacmi çarpı D şeklinde ifade edecek olursak. Burada bakın bu şekilde D'ler gidecek. Ve böylece batan kısımlarının hacmini biz ne yapmış olacağız? batan kısımlar kısımların hacimlerini eşitlemiş olacak, olacağız. Ancak soru henüz bitmedi. Soruda şu. Batan kısımların hacimleri eşitse bunun yarısı batmıştır. O zaman diğer yarısı en büyük olmak zorundadır. Yani burada şu şekilde ifade edeceğiz. Buradaki ifademiz şu olacak. Ve ve K'nın hacmi büyük olacaktır ve L'nin hacminden o da büyük olacaktır ve M'nin hacminden. Bu tüm hacimler. Tüm hacimler. Bu ise batan hacimler. Batan hacimler. Bunlar ise tüm hacimler şeklinde ifade etmiş olacağız. Evet böylece doğru cevabımız C seçeneğindeki gibidir diyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, bu dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere başarılar diliyorum.